Sahalarımızda ve denizimizde, sahalarımızı görmek istemediğimiz, denizimizde duymak istediğimiz nahoş olaylar oldu. Hepimizi üzdü. Ben hepinize hoş geldin diyorum. Bu ev sahipliğini yapan Bülent Hocam'a teşekkür ediyorum. Sizler de yanımızda yer aldığınız için hepimize teşekkür ediyorum. Bizim ne Acıkan ilçemizin ne de Acıkan Belediye Spor Kulübümüzün herhangi bir bu olayla ilgili hiçbir şeyler yok. Sadece iki tane taraftarın bu arkadaşlarımızla alkollü oldukları sadece maç bitiminden sonra her şey bitmiş. Maç bitimi sadece misafir takım çıkacağında bu arkadaşlarımıza, hocamıza fiili saldırısı yapıldığı hakkında. Hakem arkadaşımızla ilgili de biliyorsunuz müsabaka esnasında yapılmıştır. Gerekli cezayı da sporcular ve o olayı yapan karşılarda bir disiplin kurulunca da gerekli cezayı da görmüşlerdir. Artık 62-22'nin biraz daha insanlar bunu ciddiye almaları gerekiyor. Hiç kimsenin burnunun kanamasını, üzülmesini veya evinden uzaklaşıp nahoş yani cezaevler demek istemiyorum. Tutuklanmalarına veya nahoş olaylar yaşamasını ne taraftarımızın ne işlerini istemiyoruz arkadaşlar. Çünkü 62-22 denen bir sporcu şiddetle ilgili yasamız var. Sağduyulu olalım. Yani biz sporu sahada sevgi kardeşlik içinde birbirimize yani hoşgörülü centilmence yapılmasını istiyoruz. Spor çünkü bunun adı altında. Herkesin sağduyulu olmayı ben davet ediyorum. Son günlerde Denizli ilimizde futbol oyunun objelerine yönelik yapılan fiili saldırılar nedeniyle Denizli Amatör Taban Birlikleri olarak bir konunun altını çizmek ve fair play kapsamında sizlere seslenmek istiyoruz. Futbol kitleleri bir araya getiren bir tür sosyalleşme olgusunun yaşandığı spor yapmanın ana amaç olduğu bir spor dalıdır. Spor yapmanın ana gaye olmasının amaçlandığı ve birçok bireyin gerek saha içerisinde gerek saha dışarısında görev üstlendiği futbol müsabakalarında son günlerde istenmeyen olayların artması bizleri derinden üzmekte, futbolun paydaşlarını ötekileştirmektedir. Futbolun tüm paydaşlarına yönelik ister hakem, gözlemci, saha komiseri, İsterse antrenör, yönetici, oyuncu ya da seyirciye karşı kime yapılırsa yapılsın karşıyız ve her türlü hukuki süreçte karşılarındayız. Yapılan eylemleri kınıyoruz. Eylemlerin sezon içerisinde devam etmesi halinde hukuki platformlarda her türlü hukuki tedbiri alacağımızın bilinmesi gerektiğini belirtmekle birlikte Fair Play kenti Denizli'nin bir daha bu gibi durumlarda alınılmayacağını, fiili saldırı ve hakaretlerin sonlanacağını temenni ediyoruz. Olayla ilgili antrenör arkadaşımızla hemen bağlantıyı kurduk, görüştük. Müsabakanın bitiminden sonra olan bir olay. İki kişinin arkadan saldırması, yüzüne darbe almış. Gerekli ambulans hemen gelip tedavisini yapmış. Kendisi de gelecek şimdi size. Ayrıntılı bilgi de kendisi de aktarır. Şu anda sağlığıyla ilgili bir sıkıntı yok. Ama bizim istemediğimiz olaylar bunlar. Sahalarda çünkü Denizli barış kenti arkadaşlar. Yani biz sporda kardeşliğin ön planda olduğu bir ilde yaşıyoruz. Başkanımın dediği gibi aylık toplantılarımız sürekli yapılıyor, görüş alışverişi yapılıyor. Daha iyi, daha güzeli nasıl yaparız diye Türkiye'ye örnek olmuş bir ilden bahsediyoruz. Tabii bu iki tür olay bizi canımızı sıktı ama bundan sonra bütün tarafların saha içindeki davranışlarına çeki düzen vereceğine inanıyoruz ve hepimiz eğitime devam ediyoruz.